Kalp sağlığını korumak için neler yapmalıyız peki hocam? Buradan evet. Seyircilerimize bilgilendirsek. Kalp sağlığı tabii derya. Yani bir merdiven çıksak da kalbim sıkışıyor gibi söylemler geliyordur. Bu gibi başvurular vardır illaki. Size hangi tabii şikayetlerle ki, daha önceki sorum olsun. Hangi şikayetlerle geliyorlar ki siz ona göre yani bir... Bu kalp yetmezliği dışında, bu kalp nakline adaylar dışında tabii hı hı. Genel olarak biliyorsunuz kalp sağlığı açısına baktığım zaman dünyada hala en önemli sebebi kalp krizleri biliyorsunuz. Evet. En çok yani, stresten deniliyor. Gerçekten en önemli etkeni stres mi yoksa başka nedenler mi? O kadar değil. Tabii çok sebep var. Yani çok multifaktöriyel dediğimiz çok faktörlü işin içinde var. Genetik faktörler var işin içinde. Yani genetik son derece önemli. Belki yarısını kadarını genetik faktörler etkiliyor. Mesela kendinize ne kadar da iyi baksanız, işte sigara içmediniz, kilonuz olmadı, tansiyonunuz, şekeriniz olmadı, işte iyi beslendiniz, devamlı iyi spor yaptınız ama buna rağmen bile yine bir kalp krizi geçirme riskiniz var. Ama bu genetik faktörden dolayı, genetik olarak bazen işte bazı genler var. Bunlar özellikle bu kolesterol seviyesini etkileyen, karaciğer metabolizmasını etkileyen genler. Bunlar maalesef özellikle böyle genç yaşlarda kalp krizlerini tetikleyebiliyor. Ama bu yani bu kaderde değil aslında. Burada işte yine dış faktörler de son derece önemli kalp krizlerinin gelişmesinde. Bu bizim engelleyebileceğimiz faktörler. Yani genetik faktörleri tabii engelleyemiyoruz ama diğer faktörleri engelleyebiliyoruz. Bunlar bildiğiniz üzere en önemlisi sigara içimi, kilo ve diyabet. Her şeyin başı sigara. Sigara ve kilo diyebiliriz aslında. Yani kilo çünkü olduğu zaman aşırı kilo olduğu zaman bir şeker hastalığı riskiniz artıyor. Tansiyon yüksekliği riskiniz artıyor. Kolesterol şeyiniz artıyor. Yani aslında kilo tek başına çok ciddi bir kalp rahatsızlığına en önemli etkenleri diyebiliriz. Kesinlikle. Yani kilo onun için son derece önemli. Yani sigara ve kiloyu aslında çözersek aslında o kadar da zor değil. Yani hani sanki böyle kalp krizleri, kalp hastalığı hani böyle çok çözümsüz gibi duruyor ama bu genetik faktörler olsa bile diyelim ki bir insanın genetik olarak 60 yaşında hani kalp krizi geçirecek. Ama sen bu sigara içerse, kilosu olursa bu 30'lu 40'lı yaşlara düşüyor. Çok da erken yaşlara düşüyor. Daha öne çekmiş olunuyor. Kesinlikle öne çekmiş oluyor. Yani genetik faktörü olsa bile muhakkak çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Genetik faktör olmayanlarda da özellikle sigara ve kilo, obezite son derece ciddi problem. Yani obezite özellikle hani çok durmak istiyorum. Çok artık yaygınlaştı bu gelişmiş toplumlarda. Yani bu Amerikalılarda %30'larda, 40'larda, Türkiye'de artık böyle %30'ların üzerine falan çıktı obezite oranları. Gençlerde, orta yaşlarda gözüküyor. Aslında kilo problemi olarak diye adlandırdıkları halde onu kalbe de, kalp sorunları da son derece tetikleyebiliyor. Sadece kalpte olsa iyi yani. Başka faktörler de var. Herhangi diğer hastalıklara da sebep olabiliyor. Özellikle obezite yani çok ciddi bir sağlık problemi. Ve sadece kalple ilgili değil. Biliyorsunuz şu anda dünyada İki tane en önemli ölüm sebebi var. Birisi kalp krizleri, ikincisi kanserler. Maalesef. Yani obezitenin kanserle de çok ilişkisi var. Yakından ilişkisi var. Yani o da çok önemli bir faktör. Sadece kalp obezite olduğu zaman tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, kalp hastalığı dışında kanser riskini de artırıyor. Yani obezite üzerinde hani çok durmak gerekiyor. Belki vardır belki farkındalık zamanı. O zaman da belki hani konuşuruz onu. O da önemli bir konu. Sigara zaten hiç söylemiyorum. Her şeyin başında çok demin demiş olduğumuz gibi. Çok ciddi bir sağlık problemi. Hem kanser yönünden olsun hem alkol. Alkol da ciddi bir sağlık problemidir. Yani özellikle aşırı tüketildiği zaman maalesef alkol de karaciğerde yağlanma yaparak, karaciğer fonksiyonlarını bozarak hem şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve tansiyon gibi problemlere sebep olabiliyor. Onun için ona da yani içilse bile sosyal içici düzeyini geçmemek gerekiyor. İşte ayda bir tane hani bir tane içmekten belki bir şey olmaz ama bu çok fazla içerseniz ciddi bir sağlık problemi. Ama sigara ve işte nargile. Diğer tütün, nargile gibi şeyler son derece ciddi sağlık problemi. Bunlar biliyorsunuz hem sigara hem kalp krizi, felç geçirme riski, bacak damarlarının tıkanma riski, oradan bacakların kesilme riskini artırdığı gibi
Artırdığı gibi işte dudak, dil, gırtlak, akciğer, mesane kanserlerinin hemen hemen tek sebebi, yani %95 sebebi. Kuahın, kuah olmasının ileride kuah biliyorsunuz o da ciddi bir sağlık problemi. Özellikle belirli bir yaştan sonra kuah da ciddi bir kişilerde hayat kalitesini düşüren ve ölümlere sebep olabilen ciddi bir sağlık problemi. Yani neresine tutarsanız tutun çok ciddi bir sağlık problemi. Yani sigarayla ilgili biliyorsunuz dünya ve Türkiye'de aslında çok iyi gelişmeler oldu. Özellikle pasifik içiciliği engellemek açısından kapalanlarda sigara içilmesini engellemesi bence son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar farkındalık yaratılırsa yaratılsın, ne kadar uzman doktorla bir yol izlenirse izlensin, kişi kendini düşünmediği sürece, kişi kendini durdurmadığı sürece bunun herhangi maalesef bir olumlu bir yani dönüşü olmaz çünkü yani, diyebiliriz o zaman. Tabii yani önemli olan biliyorsunuz hastalığı engellemek. Yani işte sigara içtin, damarın tıkandı ya da kanser oldun. Yani tedavisi bundan sonra çok zor. Yani hep sorunlu problemler. Önemli olan bunları engellemek. Yani bu toplum sağlığı dediğimiz olay aslında bu. Yani önemli olan hastalıkları oluşmasını engellemek. Onun için bu da sigara ve obezite yani iki konu son derece önemli. Yani bu obezitenin içinde işte tansiyon ve şekeri de sayıyorum. Hı hı. Aslında yani yani şeker hastalığı ve tansiyonunun da en büyük sebebi aslında obezite. Kötü beslenme, işte hareketsiz yaşam, stresli yaşam. Bunlar ciddi sağlık problemleri. Sadece kalbi değil, diğer organları da diğer organ tabii tabii yani sadece kalp değil. Mesela obezite mesela belirli bir yaştan sonra artık ciddi eklem problemleri işte bel fıtıkları, diz problemleri, kalça problemleri. Yani özellikle günlük hayatı engelleyecek tabii şekilde etkiliyor. Tabii özellikle şimdi Türkiye'de baktığımız zaman belirli bir yaşa gelmiş, belli 60 yaşını geçmiş. Bizim bayanlarda, kadınlarımızda maalesef işte bir hareketsiz bir ortam var. İşte bir hamur işleri, tatlı yeme şeyleri var Türk toplumunda ve belirli bir yaştan sonra görüyoruz ki çok obezite oranları yüksek. Özellikle belirli bir yaşın üzerinde kadınlarımızda ve bunların hepsine bakın, hepsinde şeker hastası vardır, hepsinde tansiyonu vardır, hepsinin dizlerinde muhakkak problem vardır, kalçalarında hepsinde bel fıtığı vardır. Yani bu neredeyse kaçınılmaz yani.